Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran teröre karşı çözümün altın madenlerinde yattığını açıkladı. ATO Başkanı seçildikten sonra Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde incelemelerde bulunan Gürsel Baran izlenimlerini 24'e anlattı ve bakın nasıl değerlendirmelerde bulundu. Hem Güneydoğu'daki hem Orta Doğu'daki ateş çemberinin daralması ve sona ermesiyle bu ülke belki de dünyanın yükselen yıldızları içinde olacak. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran 2017'de Türk ekonomisi için umutlu konuştu. ATO Başkanı seçildikten sonra Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesini ziyaret eden Gürsel Baran 24'de önemli tespitlerde bulundu. ATO Başkanı Baran bölgede terörün belinin kırıldığını söyledi. Birkaç ay içindeki en güzel seyahatimiz oldu. İnanılmaz bir destek gördük orada. İnanılmaz bir moral bulduk. İnsanların çeşitli kitlelerle orada büyük geniş katılımlı toplantılar yaptık. İnsanlardan hiç terör kelimesini duymadık. Ben terörün orada beli kırılmış olarak hissettim. 5-6 ay içinde çok iyi yerler gelecek diye düşünüyorum ben. Gürsel Baran bölge halkının teröre karşı net tavır aldığının altını çizdi. ATO Başkanı ticareti geliştirmek için Hakkari ile kardeş oda uygulamasını başlatacaklarını açıkladı. 2017 ile ilgili Güneydoğu halkının da çok ciddi beklentisi var. Biz tabii bakanlarımızla gittik, genel başkan yardımcılarımızla gittik, AK Parti'nin kurmaylarıyla gittik. Bu insanlar ve bizler notlarımızı aldık. Biz Hakkari ile kardeş oda olacağız belki de onlara destek verebilmek için. Ve altın. ATO Başkanı Gürsel Baran'a göre potansiyeli yüksek altın madenciliği terörden çok çeken bölgenin kaderini değiştirecek. Altın madeni özellikle çok revaçta ve ciddi bir altın stoğumuz var. Bununla ilgili belki de terör belasından dolayı madenlerimizi çalıştıramadık, işletemedik, açamadık. Konuştuğumuz vatandaşlardan edindiğim izlenimler altın madeninin orada çok önemli olduğu ve önemli bir paya sahip olduğu bölgede, Türkiye'nin içinde Güneydoğu Anadolu bölgesinde ve bununla ilgili çalışmalar yapılması gerektiği, spesifik olarak mesela bir altın madeni çok önemli. Baran, Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla Ankara'da kongre, sağlık ve fuar turizmi konusunda sürpriz gelişmeler yaşanacağını da söyledi.